Merhaba, ben Erol. Bu videoda MIUI 13 ile birlikte gelen gizli özellikleri sizlere göstermeye çalışacağım. Burada baktığınız zaman gerçekten çok fazla gizli özellik var. Hepsinin tek tek açıklaması ile birlikte göstermek istiyorum. Bazıları gerçekten işinize çok yarayacak, bazıları da çok böyle abartacak özellikler de değil. Öncelikle elimizde bir tane Xiaomi telefon olması lazım ve ayrıca güncelleme ile birlikte MIUI 13 güncellemesinin bu telefona gelmesi lazım. Eğer ki bu iki kriter de sağlandıysa şu an göstereceğim özellikleri siz de kendi telefonlarınızla yapabilirsiniz. Şimdi özelliklerden başlıyoruz. Öncelikle ilk özelliğimiz ayarlar kısmından erişebilirlik kısmına girdiğimiz zaman erişebilirlik kısmında normalde navigasyon tuşlarıyla birlikte kullanabilme imkanınız vardı. Fakat MIUI 13 ile birlikte artık sağ tarafta logo halinde de karşımıza çıkıyor. Logo halinde olması biraz bizi üzüyor çünkü habire orada duracağı için biraz gözümüz alacak. Oradan direkt saydamlaştırma özelliği var. Siz konumunu belirlersiniz, örnek veriyor sağ alt tarafın bir tık üstüdür. O konumu saydamlaştırırsınız ya tamamen saydamlaştırırsınız ya da yarı saydam yaparsınız. Size kalmış. O şekilde kullanabilirsiniz. Hem kullanırken gözünüze gelmez hem de rahatsız etmeden ekranı tamamıyla kullanabilirsiniz. Geçelim diğer bir özelliğe. Kişiye özel kulaklık sesi. Önce nasıl yapacağız ondan bahsedeyim. Play Store'a giriyorsunuz. Activity Launcher isimli uygulama indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bu uygulamaya giriyorsunuz ve Airphone isimli yeri buluyorsunuz. Airphone isimli yerden alt tarafta seçenekler çıkıyor. Custom efektler kısmına tıklıyorsunuz. Şimdi burada öncelikle sizden belli başlı sorular sorarak ilerliyor. Buna göre kulaklığınıza gelecek sesi ona göre ayarlıyor. Örnek veriyorum ki 65 yaş üstüyseniz 65 yaş üstünü seçip gidebilirsiniz. 30 yaştan küçükseniz 30 yaştan küçüğü seçebilirsiniz. Sağ kulaklıktan hangi sesi duyduğunuzu ya da sol kulaklıktan hangi sesi duyduğunuzu soruyor. Bu şekilde sorular sorarak en iyi şekilde kulaklıklardan verim almanızı olanak sağlıyor. Bunu kullanmanızı kesinlikle öneriyorum ve bu ayarı yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü herkesin işitmesi aynı şekilde değil. Herkesin yakın ama biraz farklılık gösterebiliyor. Bu şekilde bunu ayarlarsanız kendinize göre müziklerden ve videolardan daha fazla ses kısmında zevk alabilirsiniz. Öncelikle siz de ek kazançlar elde etmek istiyorsanız bunu Binomo ile birlikte yapabilirsiniz. Sağ üst tarafta bulunan kripto paralar, hisseler ve para birimleriyle birlikte bir tanesini seçerek belirlediğiniz tutarda, örnek veriyorum ki ben burada 3000 TL'lik bir tutar gireceğim ve belirlediğiniz süre içerisinde zaman olarak da yine seçim size kalmış. Grafiğin aşağıda mı yukarıda mı olacağını seçiyorsunuz. Ben yukarı yönlü seçeceğim ve seçimim doğru çıkarsa 5500 TL kazanacağım. Evet, şu an grafiğin üstüne kaldı ve 5500 TL hemen direkt hesabıma geçti. Bu şekilde de geçen parayı görebilirsiniz. Bunun dışında yardım kısmından 7/24 yardım alabilirken tamamıyla sizinle ilgilenebiliyorlar. Ve artı olarak ödeme yöntemlerinde para yükleme ya da para çekmede Papara, Hızlı Para, Visa, Jeton, Visa, Mastercard ve daha birçok ödeme yöntemini kullanabiliyorsunuz. Ayrı ayrı kripto cüzdanlar da dahil olmak üzere bir sürü ödeme ve para yatırma ve para çekme seçeneği bulunuyor. Bununla birlikte hızlı bir şekilde para çekip para yatırabiliyorsunuz. Son olarak Binomo artı 18 bireyler için geçerliyken alt taraftaki linkten 1000 dolarlık demo hesabı ile birlikte siz de kazançlar elde etmeye başlayabilirsiniz. Haydi gelin şimdi tekrardan videoya geçelim. Gelelim herkesin en çok işine yarayacak diğer bir özellik, bildirim geçmişi. Bildirim geçmişi bildiğiniz gibi Xiaomi telefonların çoğunda bulunmuyor. Bunu aktif etmek için yine Activity Launcher'a giriyoruz. Activity Launcher'ın en üstüne Enhanced yazıyoruz. Enhanced'i yazdıktan sonra alt tarafta Settings yani ayarlar kısmının altına çıkan Enhanced'e tıklıyoruz. Buradan ikinci seçeneğe tıklıyoruz ve ikinci seçenekte eğer ki girdiğiniz zaman bu seçeneği aktif edersiniz artık bütün gelen bildirimlerin geçmiş olarak bildirimleri orada saklanacak. Örnek veriyorum Instagram'dan birisi size yazdı ya da takip isteği yolladı ama girdiğiniz zaman takip isteği bulunmuyor. Fakat bildirim geçmişinden direkt bakıp ne yazdığını görebilirsiniz. Örnek veriyorum ki WhatsApp mesajlarda da mesajı geri çekti. Direkt oradan gidip yine ne yazdığını görebilme imkanınız bulunuyor. Bu şekilde bildirim geçmişini kullanarak bayağı bir avantaja sahip olmuş oluyorsunuz bence. Çünkü benim bir ara gerçekten aradığım bir özellikte hatta bayağı kurcalamıştım. Fakat 13 ile birlikte geliyor. 13 ile birlikte de gizli özellik olarak geliyor. Yani maalesef ki bunu gidip de biraz açmak için uğraşmanız gerekiyor. Yani fazla uğraşmıyorsunuz ama birkaç adım daha fazla yapıyorsunuz. Bir tane daha özellik var. Kalp hızı ölçme. Yani kalp hızı sensörü yok telefonda ama bence doğru değil gibime geliyor. Büyük ihtimalle doğru değil. Heart rate diye geçen kalp hızı ölçme özelliği bulunuyor. Bunu da Activity Launcher'a giriyorsunuz. Activity Launcher'a heart rate yazıyorsunuz ve çıkan seçeneğe tıklıyorsunuz. Kameranın arkasında işte elinizi koyuyorsunuz. O şekilde kalbinizi ölçüyor falan vesaire diyor da. Yani bana kesinlikle inandırıcı gelmedi. Bu şekilde bir ölçme kesinlikle doğru değil. Sensörler doğru düzgün çalışmadan yani akıllı saatlerdeki sensörlerde olmadan
maalesef ki tam anlamıyla doğru yapacağını düşünmüyorum. Belki doğrudur, yani test etmedim tamamıyla ama ben gerçekte doğru olacağını fazla düşünmüyorum. Gelelim diğer bir iki özelliğe. Şimdi burada iki tane APK yükleteceğim size. Özellikleri ne olacak? Normalde MIUI 13'ü yüklediğiniz zaman kontrol merkezi değişmemiş bir şekilde geliyor. Bunu değiştirmek için size alt tarafta vereceğim bir APK var. O APK'yı indireceksiniz. APK indirdikten sonra kontrol merkezi tasarımsız olarak değişik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Fakat bu tasarım kesinlikle daha iyi, bunu diyebilirim. Bunun dışında donma ve kasma olursa eğer ki bu kontrol merkezini yükledikten sonra uygulamalar kısmına gidin. Size verdiğim APK'nın ismini aratın. Arattıktan sonra uygulamayı zaten bulursunuz uygulama kısmından. Üstüne tıklayın. Alt tarafta da güncellemeleri kaldır kısmı var. Onu seçerseniz uygulamayı çok rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz. Yani bana bunu çok kişi sordu geçen videoda. O yüzden dolayı bunu videoda bahsediyorum. Eğer ki kaldırmak isterseniz bu şekilde kaldırabilirsiniz. Son olarak başka bir özellik var. Burada da müzik kısmını kontrol merkezinden kontrol edebileceğiniz ve animasyonsal olarak gerçekten sağlam bir temayla karşımıza çıkan müzik kontrol merkezini sunacağım önünüze. Bunun için de aşağı tarafta verdiğim Cast isimli APK'yı kuruyorsunuz. Kurduktan sonra alt tarafta iki tane seçenek beliriyor. Normalde hem kontrol merkezinde belirecek hem de bildirim merkezinde müzik oynattığınız zaman eski müzik oynatma yeri yine bulunacak. Fakat burada kontrol merkezinin altında bulunan müzik oynatma yerine tıkladığınız zaman animasyonla birlikte açılıyor ve kontrol edebiliyorsunuz. Bence bu müzik çalar yeri gerçekten eski müzik çalara göre kesinlikle ve kesinlikle daha iyi. Yani kısacası bu verdiğim APK'larla birlikte de telefonunuzu gezi özellik değil ama 13 ile birlikte geliştirebiliyorsunuz. Kısacası video bu şekilde dostlar. MIUI 13 ile birlikte gelen gizli özellikleri ve yükleyebileceğiniz bazı özellikleri sizlere göstermeye çalıştım. Sizce bu özellikler kullanışlı mı? Yani ben gerçekten özellikle bildirim geçmişi kısmında özellikle o kısım beni kendine çok fazla çekti. Bunun dışında kontrol merkezi ve müzik oynatma kısmının değişmesi kişiye özel, kulağına göre müzik ayarlaması da bence çok çok hoş. Yani bu özellikler kesinlikle işinize yarayacaktır ve sizi biraz da hoşnut edecektir. Dostlar hepsinin açıklaması aşağı taraftaki linkte bulunuyor. Böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.